RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz. Erzincan Başbakanını bağrına bastı. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım göreve gelmesinin ardından ilk kez memleketi Erzincan'ı ziyaret etti. Binlerce Erzincanlı Başbakan Yıldırım'ı coşku içinde karşılarken adeta sevgi seli yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Başbakan Yıldırım önemli mesajlar verdi. ...65. hükümetin kurulmasının ardından ilk kez memlekete Erzincan'a gelen Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım coşku seliyle karşılaştı. Binlerce Erzincanlı Başbakan Yıldırım'ı Erzincan Havalimanı'nda karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım Erzincan Havalimanı'nda çok sayıda bakan ve milletvekiliyle AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çok sayıda bürokrat, siyasetçi, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla coşkulu bir kalabalık tarafından mehter takımı eşliğinde karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım havalimanından otobüsle ayrılırken yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım çocuklara hediyeler verdi. Atlı spor kulüplerinden bir grup sporcu da atlarıyla konvoya eşlik etti. Sık sık yol güzergahında durdurulan Yıldırım için yollara Erzincan'ın gururu, Erzincan seninle yazılı pankartlar asıldı. Daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, girişte Vali Süleyman Kahraman ve bürokratlar tarafından karşılandı. Polis merasim mangasını selamlayan Yıldırım'a burada badminton Balkan şampiyonaları Mehmet Çapar ve Nazlı İnci tarafından çiçek verildi. Valilik karşısında da coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, kendisini bekleyen gazetecileri selamlayarak onlarla bir süre sohbet etti. Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek yedi. Başbakan Yıldırım, askerlerin ailelerini telefonla arayarak sohbet etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge geçildi. Başbakan Yıldırım binlerce kişinin sevgi gösterisiyle alana geldi. Erzincan halkına hitap eden Başbakan Yıldırım, 180 milyon lira değerindeki 188 projenin toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasına "Can Erzincan, canlarım" diye başlayan Yıldırım önemli mesajlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte 180 milyon lira yatırım bedeli olan 188 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. İşte icraatların adamı, Yıldırım hızıyla büyüyen Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Yıldırım! Başbakanım! Can Erzincan, Can Erzincan'ın güzel insanları, canlarım, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi bu coşkulu günde, bu güzel günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerle, canlarımla bir arada bulunmaktan büyük bir muhtiyarlık duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Azerbaycan'dan Bircan'a, Azerbaycan'dan Erzincan'a, size Azerbaycanlı kardeşlerimin selamını getirdim. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Erzincan'la gurur duyuyoruz. Percan'la gurur duyuyoruz. Otlukbeli'yle gurur duyuyoruz. Çayırlı'yla gurur duyuyoruz. Üzümlü'yle gurur duyuyoruz. Refahiye'yle gurur duyuyoruz. Hükümet'le gurur duyuyoruz. Kemal'le gurur duyuyoruz. Kemaliye'yle gurur duyuyoruz. Eyüp'le gurur duyuyoruz. İliş'le gurur duyuyoruz. Ekmeğini yiyen, suyunu içen bir evladın Türkiye'nin sorumluluğunu aldı. Bana verdiğiniz her şey için Can Erzincan'a sizlere bir teşekkürüm. Teşekkür ediyorum. Can Erzincan'ın huzurunda ülkeme söz veriyorum. Sana ve Türkiye'ye, aziz milletime layık olmaktan başka hiçbir davam yoktur. Bu can, bu tende olduğu müddetçe al bayrağımızı en yükseklere çıkarmaya, tek devlet, tek millet, tek vatan uğrunda her zaman kararlılıkla bu milletin başına bela olan bu terörü yok etmeye Allah'ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle azmettik, yemin ettik. Çok değerli hemşerilerim, AK Parti Genel Başkanlığım, Başbakanlığım belli olduktan sonra Erzincan'daki Erzincan'ın gösterdiği sevgi, Erzincan'ın gösterdiği muhabbete bugün teşekkür etmek için aranızdayım. Allah sizden ve bütün milletimizden razı olsun. Erzincan'ın bütün hanımefendilerini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Erzincan'ın bütün gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Erzincan'dan, buradan, Can Erzincan'dan ülkenin bütün vatandaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Erzincan candır. Erzincan 24 ayar insandır. Erzincan bir yanında muzur, bir yanında keşiş, ortasında 24 ayar insanların yaşadığı mekandır. Erzincan benim şehrim. Erzincan birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehridir. Erzincan'a, Türkiye'ye hizmet etmekten, Erzincanlı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum değerli hemşehrilerim. Türkiye'nin her şehri benim için bir Erzincan'dır. Bir İzmir'dir. Ülkemin
her köşesine hizmet götürmek, eser yapmaktan bugüne kadar çok büyük bir onur duydum. Değerli hemşerilerim, ülkemizin dört bir yanında yaşayan, yurt dışında yaşayan bütün Erzincanlı hemşerilerime de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onları da selamlıyoruz. Erzincanlı kardeşlerimizle beraber 79 milyon vatan evladının tamamını selamlıyoruz. Toplu açılış törenimizin Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok değerli hemşerilerim, yeni görevimle birlikte memleketimde doğduğum bu topraklara, havasını soluduğum iklimi sert insanı, mert insanların yaşadığı bu topraklara sizlerle bugün buluşmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bayrak yarışında Can Erzincan, Erzincan sporumuza da başarılar diliyorum. AK Parti'de görev değişikliği, AK Parti'de görev değişikliği sadece bayrak değişimidir. Bu bayrak değişimini görevi devraldığım 64. hükümetin başbakanına Ahmet Davutoğlu kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum. Yeni dönemde üstlendiğim bu görevle Erzincanlı bir kardeşiniz olarak ülkemize daha çok yeni yeni hizmetleri yapacağız, yeni eserleri kazandıracağız. Değerli hemşerilerim, kongremizi yaptık. AK Parti şanına layık bir kongre yaptı. Genel başkanını seçti. Başbakan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirmemle beraber hemen devresi gün, salı günü hükümetimizin bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanımıza sundum ve Cumhurbaşkanımız onayladı. Aynı gün, değerli hemşerilerim, aynı gün hükümet programını mecliste okuduk. Aynı gün Erzincan, Erzincan benim canım, Erzincanlı benim canlarım. Hükümetimizi açıkladık. Genel başkan yardımcılarımızı belirledik. Çarşamba günü Türkiye sevdalısı, memleket sevdalısı, AK Parti'nin kurucusu, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İlk Bakanlar Kurulu toplantımızı yaptık. Yine Cuma günü mecliste hükümet programımız üzerine görüşmeleri tamamladık. Hemen arkasından Anadolu'nun, Güneydoğu'nun en büyük havalimanını
Diyarbakır Havalimanı'nı açmak için Cumhurbaşkanımızla, bakan arkadaşlarımızla Diyarbakır'a gittik. Kalleş ve katil terör örgütünün onlarca katlettiği 16 vatandaşımızı Tanışık köyünde ziyaret ettik, acılarını paylaştık. PKK kahrolsun! PKK kahrolsun! PKK kahrolsun! PKK kahrolsun! PKK kahrolsun! Evet, oradan İstanbul'a geldik. İstanbul'da dünya incisi fethedilmesi Peygamberimizle müjdelenmiş, İstanbul'un fethinin 563. yılını çok coşkulu, çok görkemli bir şekilde kutlamasını gerçekleştirdik. İşte kongreyle onun arkasındaki bir haftadan bahsediyorum. Bu ülkede haftalarca, aylarca bakanlar kurulu toplanamıyordu. İşte sizin evladınızın kurduğu 65. hükümet kuruluşundan güven oyu almasına kadar topu topu 6 gün geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kısa sürede kurulup güven oyu alan bir hükümete sahibiz artık. Bize de bu yakışır. Soyadımız gibi iş yaparız. Az konuşuruz, adımız gibi iş yaparız evvel Allah. Daha sonra İzmir'e gittim. İzmir'de bizim için bir anlamı var. Erzincan'ın da yüzü gülecek, Türkiye'nin de yüzü gülecek. Emin adımlarla başta liderimiz, kurucumuz Cumhurbaşkanı olarak 65. hükümet Türkiye'nin sizin hizmetinizde aynı ilk günlü heyecan gibi yürümeye, kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Sağ olun, var olun, aziz olun değerli hemşerilerim. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah günümüzü mübarek, geleceğimizi aydınlık etsin. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hizmete verdiğimiz bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eserlerde, yeni açılışlarda beraber olmak üzere Allah'a size emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun değerli hemşerim. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Sayın Başbakanımız Erzincan'da yapımı tamamlanan tesisleri açılış kurdelesini kesmek suretiyle hizmete sunacaklardır. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendi, Sayın Bakanlarımızı, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milletvekillerimizi, Sayın Valilerimizi, Sayın Belediye Başkanlarımızı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımızı ve Sayın İl Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Kaybet onu. Evet, bir müjdemiz var. Burada Erzincan'dan o müjdeyi de veriyoruz. Mübarek Ramazan geliyor.
köylerimizin bazılarında imam yok. Bugün Maliye Bakanımız talimatı verdik, imzayı attı. 5000 imam görevlendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hazır mıyız Erzincan? Ses ver Erzincan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? 188 eser Erzincan'ımıza, ilçelerine, Erzincanlılara hayırlı uğurlu olsun diyor. Açılışı yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah! Bu arada ilimizde görev yapan ve bayrağı başka bir arkadaşımıza, yeni valimize devreden valimiz Süleyman Kahraman vali babamıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında Erzincan şehir merkezinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu ağır oldu. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Erzincan şehir merkezinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken kazanın şiddetiyle ikiye ayrılan otomobilin altında kalan ve yaklaşık 40 dakika sonra fark edilen bebek kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Arslan, Saray Arslan ve 1 yaşındaki Deniz Arslan kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Sibel Arslan, Berkay Arslan ve İlkay Arslan, ambulans sürücüsü Emre Badem, sağlık personelleri Yıldırım Işıker ve Suzan Balta, ambulans içerisinde bulunan hasta Gülizar Oğuz ve hasta yakını himayesi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Neon Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Deniz Arslan ikiye ayrılan otomobilin altında kalırken yaklaşık kazadan 40 dakika sonra fark edildi. Kaza yerine çağrılan çekici ile otomobilin parçası havaya kaldırılarak ağır yaralanan bebek Deniz Arslan otomobilin altından çıkarıldı. 112 acil servis ambulansı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki Deniz Arslan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Çal. Coşkun abi gel. Tamam kardeş geldim. Hadi abi. Erzincan'ın Tercan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta grup köy yolları ulaşımını sağlayan ve yaklaşık 20 yıldır atıl durumda olan Gökpınar Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Erzincan'ın Tercan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta grup köy yolları ulaşımını sağlayan ve yaklaşık 20 yıldır atıl durumda olan Gökpınar Köprüsü'nün açılışını yaptı.
Bölgedeki onlarca köyü birbirine bağlayan eski ismiyle Komsor Köprüsü olarak bilinen ve Komsor Deresi üzerinde inşa edilen uzunluğu yaklaşık 60 metre olan Gökpınar Köprüsü yeni haliyle bölge insanına hizmet etmeye başladı. Bölgedeki köylerin muhtarları ve köy sakinleriyle birlikte köprüde yürüyen Vali Kahraman, kendisi için açılan teşekkür pankartı ve yapılan dualar karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Köy halkı Vali Kahraman'a teşekkür ederken, Vali Kahraman ise köylere hizmet götürme birliği tarafından köprünün tamamlandığını dile getirdi. Köylülerin sevinçlerine ortak olan Vali Süleyman Kahraman, davul zurna eşliğinde köprünün üzerinde halay çekti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Selam söyleyin. Bacılarımıza, kardeşlerime selam söyleyin. Hepsi dua etsinler inşallah. Allah kendilerini şu Ramazan öncesinde çok güzel günlere hazırlasın. Allah güzellikler nasip etsin. Hakkınızı helal edin. Kaymakam Bey'e burada huzurunuza teşekkür ediyorum. Çok hatırlattı. Genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hepsi. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii hakkında yılların şey yaptı, bir sıkıntısı giderildi. Allah daha büyük, daha büyük köprü nasip etsin. Amin. Amin. Ve daha bütün sıkıntılar. 11 ayın sultanı Ramazan ayına bir gün kaldı. Pazar günü sahura kalkılacak, pazartesi günü ise ilk oruç tutulacak. Eretişah TV açıklamada bulunan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayına bir gün kaldı. Pazar günü sahura kalkılacak, pazartesi günü ise ilk oruç tutulacak. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Ramazan ayı nedeniyle açıklama yaptı. Müftü Karabayır, Ramazan ayında yapılan ibadetler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Allah-u Teala gönüllerimizi rızasına uygun bir şekilde herkesi ihya edebilecek, bütün kainatı ibret nazarıyla seyredebilecek ve ihya edebilecek bir kıvam nasip eylesin. İlk teravih namazımız 5 Haziran Pazar günü kılınacak. Ramazan'ın birinci günü de pazartesi günü olarak idrak edeceğiz. Aynı şekilde yine bu ayımızda sabah ezanları aynı vakitte okunacak inşallah. İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için de hazırlıklarımız olacak. Cenab-ı Hak Ramazan ayımızı mübarek eylesin. Ailece, toplum olarak en güzel şekilde idrak etmeyi nasip eylesin. Ve bu Ramazan ayı Ümmet-i Muhammed için, insanlık için hayırlara vesile olsun. Türk Kızılayı tarafından 14 Haziran Gönüllü Kan Bağışçıları gününde Erzincan'da düzenli kan veren gönüllü kan bağışçılarına plaket verildi. Size 45 kez kan bağışında bulunan bir kişiye plaket vereceğiz bu akşam. Türk Kızılayı Erzincan Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen törenle kan bağışçıları ödüllendirildi. Programa Erzincan Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Adem Başıbüyük, Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayat'a davetliler ve gönüllü kan bağışçıları katıldı. Programda konuşan Kızılay Erzincan Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mesut İlter, kan bağışında Erzincan'ın üst sıralarda olduğunu belirterek kan bağışçılarına teşekkür etti. Erzincan'da bu iş hakikaten güzel oluyor. Türkiye genelinde baktığımızda Erzincan başarılı illerden bir tanesi. Efendim nüfusumuza göre topladığımız kan bağışı bizim için tatmin edici boyutta. Tabii nüfus boyutuyla baktığımızda bizi geçen, daha ileride olan iller var ama onlarla rekabet etmek gibi bir lüksümüz yok. Kendi içimizde çıtayı daha da yükseltmek için uğraşıyoruz. Burada sizin desteklerinizle bu iş bundan sonra da devam edecek. Biz sizlerin kapısını aşındırmaya devam edeceğiz. Şehir küçük olunca şöyle bir sıkıntı var. Bazen gidiyoruz, diyelim herhangi bir kuruma veya
dört yol dediğimiz mevkide insanlar şunu söylüyor, yine mi yine mi? Vallahi kusura bakmayın, şehir küçük olunca sürekli tur atmak zorundayız. Bir de kan, hani sloganlarımızda da var ya, sürekli ihtiyaç. Yani bugün verelim, tüm ihtiyaçlar bitsin, bir daha almayalım, bu bizim de işimize yarar ama böyle bir imkan yok. Türkiye'de efendim kazalar, hastalar, efendim terör olayları devam ettiği sürece sizin bu değerli kanlarınıza çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Ardından Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne 45 kez kan bağışında bulunan bir kişiye plaket, 35 kez kan bağışında bulunan bir kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 9 kişiye gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunan 145 kişiye bronz madalya verildi. Erzincan'da Mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Mayıs ayında Erzincan'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri ön plandaydı. Bağkur, Cumhuriyet Meydanı, Horan Kavşağı, Polis Merkezi ve Ziraat Bankası önünde meydana gelen 5 kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kazalarda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Evet değerli izleyiciler, Ramazan ayı öncesi vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Çeşit çeşit tatlılar iftar sofralarını süslemeye hazırlanıyor. Ramazan ayı öncesi yoğun bir çalışma içerisine giren tatlıcı esnafı vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyor. Çeşit çeşit tatlılar Ramazan ayı için usta eller tarafından hazırlanıyor. Tatlı ustalarından Ahmet Erdoğan hazırlıkların tamamlandığını belirterek fiyatlarda artış olmayacağını söyledi. Bu ayda genellikle tulumba ve lokma tatlısı rağbet ediyor milletimiz. İftara bu tatlıları götürüyorlar. Fiyatlarımız da makul. Tulumba tatlılarımız 9 liradan satışa sunuyoruz. Lokma tatlısını 10 lirada. Baklava çeşitlerimiz 18 liradan başlıyor, 45 liraya kadar çıkıyor. Biz de mümkün olduğu müddetçe milletimize ucuz ve kaliteli malzeme vermekten gurur duyuyoruz. Sırada hava durumu var. Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 12-24, Erzurum 7-21, Sivas 11-22, Elazığ 15-28, Malatya 14-27, Bayburt 8-20, Tunceli 12-24, Gümüşhane 13-22 ve Giresun 17-23 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Kübra Nazır Eczanesi. Kübra Nazır Eczanesi Birnoğlu Sağlık Ocağı karşısında. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,900, satış 2,950. Euro'da alış 3,255, satış 3,310. RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle, umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.